Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 22 Ekim 2024 piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Borsa İstanbul %2,13 pozitif bugün. İyi bir hareket sergiledi. Tepki yükselişi diyebiliriz bu noktaya. Artık 8500'lerde çok dillendiriliyor piyasada. Buranın önemli bir destek noktası olduğu konusunda. Ama 200 günlük ortalama değer de çok dillendiriliyordu. Burada alınan yukarı yönlü pozisyonlar özellikle Viyop'ta terse çevrildi ve birileri buradan malı götürdü. Şimdi ikinci parti burası olabilir mi? Bunun tartışması var ve aşağıdan gelen bir de böyle bir yükselen kanal hattı var. Takibe devam. Takibe ne zaman? Yukarıdan gelen kırmızı düşen kırılana kadar bunu söyleyebiliriz. Bugün tabii tepki yükselişini yapması çok normal. Bir destek hattındaydık. Tekrardan 8700'lerin üzerinde kalıcılığımız geldi. Şu aradaki 8500 olan hattı ve şu mor olanı da şöyle uzatalım. Burası şöyle olsun. Çünkü en doğrusu böyle. Burada bir direnç, burada bir destek. Aradaki boşlukta şu an için geçiş bölgesi diyebileceğimiz nokta. Şunu da şöyle biraz uzatalım. Grafiğimiz bu arkadaşlar. Düşen kırılmadığı sürece kısa vadede TL pozisyonlar bu tarafa kaydırılmamalı diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Ama tabii içeride olanlar, yani pozisyonda olanlar, ortalama düşürmek isteyenler ya da pozisyonu artırmak isteyenler için buralar bir fırsat mı artık, bu boşluk burası? Evet, mükemmel bir fırsat, bunu zaten söylüyorum. Bu ne zamana kadar? Yani yaklaşık olarak Kasım'ın ortası, Kasım'ın 20'si gibi bu tarihi gösteriyor. Ve yıl sonu enflasyon beklentisi de piyasada şekilleniyor. %44, %46 aralığına oturuyor. Yani borsa üzerinden de enflasyona bir balans ayarı düşünebiliriz. Bunu dün de söylemiştim. Kur tarafında da bir balans ayarı yapılıyor. Bu ayrı mesele. Şimdi beklenti nerede? Şimdi beklenti faizler tarafında bir balans ayarının yapılması. En geç Aralık ayı itibariyle burada bir sinyal verilmesi yönünde. Umarım Merkez Bankası böyle bir sinyal verir. Çok minik de olsa bir faiz indirimi gerekiyor. Çünkü piyasanın buna şu anda ihtiyacı var. Piyasayla zıtlaşıldığı durumda bunun örneklerini pozitif ya da negatif her zaman için görürüz. Özellikle negatif bizim için çok ağır oluyor. Şimdi arkadaşlar, grafiğimizi haftalıktan günlüğe çekip burada bir değerlendirme yapacak olduğumuzda kabaca şimdi birinci düşüş dalgasını 200 günlüğe kadar yaptık. Düzeltmesini ikinciyi 10.150'lerde bitirdik. Üçü aşağı saldık. Şu an 8600'ler, 8500'ler. Acaba burada 3'te ABC şeklinde ya da tamamladık mı? Takibe değer. Yani bir 4 yapıp yukarı doğru işte 9300'lere doğru kıramadığı sürece aşağıda halen tehlike devam ediyor. Yani gözü dönmüşçesine bir hırslı bir kitle var Viyop tarafında. Sürekli olarak marjin tamamlama çağrıları yapılıyor. Her tamamlanan marjini, yani adam yukarı yönlü pozisyon açmış ağırlık olarak belli ki, aşağı yönlü pozisyonlarla milletin parasına çöküyorlar. Yani gördüğümüz bu. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya bu pozisyonlar kapatılabilir. Ya da beklenebilir. Ya da yukarı yönlü trendten emin olduğunda yukarı yönlü hareketle açılabilir. Evet, bunda haklısınız. Ama adam içeri girmişse, marjini patlamak üzere, yani pozisyon otomatik olarak zararına kapanmak üzere ise ve ciddi de para yatırmış ise, bu pozisyonu adam doğal olarak psikoloji gereği kapatmamakla direnecek. Ne yapacak? Sürekli olarak oraya para takviyesi yapacak. Her para takviyesinde de adam içeri giriyor. Böyle bir sistem var maalesef. Bu sistemi, yani bu denklemi bozacak olan ekonomi yönetimi ve atılacak olan para politikası kurulu kararlarındaki indirim adımları olacak arkadaşlar. Gördüğümüz bu. Tabii Mehmet Şimşek şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Orada temaslara başlayacak, yatırımcı temaslarına. Bakalım, inşallah iyimser bir sonuca döner, ama sadece Türkiye piyasaları değil, tüm dünya piyasaları şu anda ABD seçimlerine odaklanmış durumda ve seçimin hemen akabinde Fed'den gelecek olan faiz kararı bekleniyor. Burası çok önemli ve vereceği mesajlar piyasalar tarafınca da dikkatlice takip ediyor. Yani baskı devam ediyor. Bugün evet iyi bir hareket, iyi bir tepki yükselişi yaptı. Bu güzel. Hatta diğer bir güzel görüntü de şu. Tabii bu haftalık kapanış gelmedi ama böyle olur ise, yani bugünün şartlarında 8800, 8850'lerde haftalık kapanış gelir ise, o zaman şunu diyeceğiz. Tepeden, yani 23 Eylül haftası itibariyle
geri çekilmelerde mumların hacmi yükseliyor, sonra düşüyor 7 Ekim haftası, 14 Ekim haftası bir tık daha düşüyor. Artık doji mumlarına dönüyor. Yani alıcı ve satıcının karar veremediği bir mum şekline dönüyoruz. Öncesinde kırmızı hacimli mumlar, yani gövdesi kırmızı net bir satıcı. Yani piyasaya satıcılar hakim olmuş. Şimdi satıcıların hakimiyeti belirsizleşmiş, alıcılar tam belli değil. Yani bir belirsizlik var şu anda. Bu belirsizlik bizi dördüncü dalgaya iter gibi duruyor. Bir miktar daha, yani 8500'lere doğru geri çekilse bile bir dalga yapar buraya. Yani 9300 lira, ama burası aşılmadığı sürece, yani bu düşeni kırmadığımız sürece ve bu trendten de bir yukarı yönlü işte 10 bin lira gelip bir onay alma durumumuz da olabilir ki olması gerekiyor zaten. Bunlar gerçekleşmediği sürece aşağı tarafa beşli dalga teorisini ya da ABCD şeklinde fark etmez. Bu teori tamamlanabilir arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Yani teknik olarak baktığımızda yeni girecek olan arkadaşlarımız ne yapacak? Yukarı yönlü, yani Kasım ayı itibariyle 9300-9250'ler, işte burası bu trende hangi tarih zaman aralığı denk gelirse yaklaşık olarak 9200'leri gösteriyor Kasım ortası. Bölgenin üzerine geçilmediği takdirde burada işte vadeli değilse vadelide kalmak ya da sabit getirili başka bir enstrümanı varsa orada durması onun için daha mantıklı. Çünkü garanti bir getirisi var ve mevduat tarafı şu an aylık enflasyonun üzerinde bir getiri sunuyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Ha, piyasadaki fiyatlamalar, işte ürün, ham madde, mal fiyatları ne kadar enflasyona orantılı ilerliyor, orası hiç konuşmaya bile gerek yok. O başka mevzu. Ama işte kağıt üzerinde illaki böyle değerlendirmeler yapılıyor. Ekonomi kanallarında, işte böyle teknik analiz kanallarında, temel analiz kanallarında bunlar yapılıyor. Biz de yapacağız. Yani istenen bu. Daha doğrusu birçoğunuzun istediği bu. Yani enflasyon resmi rakam, TÜİK'in rakamı piyasada baz alınıyor. Biz de onun için söylüyoruz. Yoksa bugün yani bir malın artış hızıyla enflasyonun artış hızını kıyasladığınızda arasında uçurumlar kadar fark var. Dolar bazlı ne durumdayız? Aslında mevzu burası. Bunu hep söylüyorum ama biz genelde Türk halkı olarak, Türk yatırımcılar olarak, küçük yatırımcı olarak biz TL bazlı daha çok odaklanıyoruz ama odaklanmamız gereken burası. Şimdi burada sarı bölgenin altında bir formasyonumuz var. Bu tamam. Bunda hemfikiriz artık. Burası beynimize işlendi. Artık bu saatten sonra işlememiz gereken noktayı ben şöyle bir çanak içerisinde alıyorum. Yani tamamlanması gereken çanak bu. Dev bir çanak. Ve bizim şu anda 350, 250 hatta 225 diyebiliriz buraya. Kabaca burada ne var? 100-150 dolarlık bir alan içerisinde yaklaşık olarak 125-150 diyelim hadi, psikolojik olmasın sizin için. Burası mükemmel bir alım fırsatı. Yani burada pozisyonlanma tamamlanacak. 350'nin üzerinde 500 dolar direnç seviyesine giderken, burayı da şöyle siyah çizeyim, belirgin olsun, anlayın. Bu çanağı en azından tamamlayana kadar burada ne yapacağız? Parayı burada yiyeceğiz. Yani kaymağı burada yiyeceğiz. Kaymağın tadına burada bakacağız. 350-500 dolar aralığında. Ama bu kaymağı yiyebilmek için buralarda pozisyonu artık tamamlamamız gerekiyor. Bu bir süreç. Yani bunu bu şekilde değerlendireceksiniz. Yoksa armut piş ağzıma düş, biri gelsin bana bugün söylesin, alayım parayı vurayım çıkayım. Adam bugün Viyop'taki pozisyonlar bile haftalık olarak yeniden şekilleniyor. Yani verilen kararlar sürekli olarak değişiyor sermaye grupları tarafından. Ki bunu işte benim gibi bir kanal ya da herhangi bir ekonomistin net bir şekilde tahmin etmesi doğru değil ama ne yapabilir? Ortalama bir tarih belirleyerek bunu eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan izah edebilir benim yaptığım gibi. Şimdi yarın itibariyle arkadaşlar enerji teknolojilerinde kağıtları inceleyeceğiz. Bunlar neydi? Alfa Solar, bildiğiniz gibi Galata Wind, işte Astor, bunlar bugün çok iyi hareketler yaptı dün Enerji Bakanı'nın açıklamalarından sonra. Belli ki dün bakanın söylediği herhalde algılanamadı. Tabii dün de tepki vermişti ama bugün çok güzel oldu. Tavana yapıştıranlar oldu. Mesela Alfa Solar tavanda. Tabii bu kağıtlar inanılmaz derecede geri çekildi. Şimdi bunların 3. çeyrek bilançoları da doğal olarak pozitif bekleniyor. Mevsimsel etkiden dolayı. Biraz da bunun da fiyatlaması var. Bugün piyasa
Siyasi olarak da biraz gıdasını aldı diyebiliriz. Bu da önemli. Uzun süredir böyle bir beslenme şekli de yoktu. Bankalar bugün yine yukarı yönlü alevlendi. Halkbank davasına ilişkin bir haber geldi ama pozitif bir haber gelmedi. Oradaki ABD tarafında bildiğiniz gibi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanması istenmiyor arkadaşlar. Yani biz bu durumu istemiyoruz ülke olarak, Halk Bankası olarak. Bununla alakalı bir süreç var. Orada bir red durumu oluştu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki durum daha da devam ediyor ve orası kamu bankaları tarafında etkilemeye devam ediyor. İşte özel bankalarda daha ön planda ki yabancı ağırlığı da ön planda zaten, onları da biliyorsunuz. Velhasıl kelam bugün bankalarda toparlandı. Yarın hisse özelde enerji teknolojilerini değerlendireceğiz. Kapak resmini atmadım. Bu akşam atarım zaten onu da. Yetiştiremedik. Biraz da videoyu erken çekmek istedim. Diğer sektörlerde zaten görüyorsunuz. Genel itibariyle iyi ilerledik. Tabi bilançolar da gelmeye başladı. Ereğli'nin bilançosu geldi. İskenderun Demir geldi. Kayseri Şeker Fabrikası geldi ve Aselsan geldi. Aselsan erken açıkladı. Aselsan ve Kayseri Şeker'in bilançoları iyi geldi. Yıllıktaki net karlara bakıldığında %40-50 aralığında pozitif ama demir çeliğe bakıldığında bu taraflarda biraz daha zamana ihtiyacımız var. Şöyle bir değerlendirme yaptığımızda yani böylesine büyük bir firmanın tabii şimdi burada demir çelik maliyetleri vesaire bunlar arttı, üretim maliyetleri ama demir çelik fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket olunca tabii borçluluk durumları, ödeme yükümlülükleri bunların hepsi de hesap edildiğinde bu karlılık çok düşük. Ama piyasa çarpanlarına baktığınızda şu anda bedava. Yani fiyat kazanç 8.90. Piyasa bölü defter değeri 1'in altında 0.74'lerde arkadaşlar. Bu piyasa çarpanı orta ve uzun vade için iyi primlenir. Ha buralardan ufak aşağı yönlü geri çekimler olur mu? Endekse orantılı bir şekilde illaki olabilir. Ama 1'in altında bu kağıt piyasa bölü defter değeri olarak zaten ucuz. Bunu biliyorsunuz. Örneğin burada yine şöyle ufaktan bir Akbank değerlemesine de baktığımızda burası da 1 seviyelerine yaklaştık. Ha, bir miktar daha geri çekimler olabilir mi? Evet olabilir. Bugünkü yükselişle birlikte çok fazla heyecana kapılmamak gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Çünkü 9200, 9300'lerin üzerinde hareketimiz netleşmediği için evet bugün güzel bir tepki aldık. Yeşil olduğumu piyasa memnun oluyoruz ama çok sert geri çekilmeler yaşadık. Yani bunun toparlanması bu kadar hemen bugün başladı diyemeyiz arkadaşlar. Şu andaki bu dip bölgesindeki alıcı grubu çalışıyor. Zaten bobinli bir bölge. Yani gitgellerin fazla olduğu, testlerin fazla olduğu bir bölge. Umarız ABC yani 3 dalga şeklinde bu hareket bitmiş olur. 5'e çevirirse Kasım ortası bu iş tamam arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anki gelişmeler doğrultusunda yapacağımız analiz bu şekilde. Altın biraz bugün pozitif. 2740 dolara ulaştı. Gram altın 3000 liranın üzerinde 3010-3020 aralığını test ediyor. Petrol 76 dolar seviyesinde. %2,5 artıda. Altına biraz dikkat edersek iyi olur. Şimdi dolar endeksi Trump fiyatlaması gerekçesiyle yukarı doğru biraz sert gidiyor. O tarafa da dikkat edeceğiz zaten. Altında çok net bir düzeltme görmediğimiz sürece kısa vadede yeni alım yapacaklar. Biraz sakin olmalı diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Siz tabii benim görüşüme göre hareket etmeyin. Bugünlük bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.